isimde dünyaya gelmiştir. 4 Nisan 2017 tarihinde Şırnak ili Gabardağ bölgesi Güneşli mevkiinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirildiği değerlendirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştur. Havan atışı esnasında mühimmatın havan namlusu içinde patlaması sonucu şehit olmuştur. Şehit piyade sözleşmeli Ercemil Kaçmaz bekardır. Ruhu şad olsun. Devlet Övünç Madalyası 2 Şubat 1992 tarihinde Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Hakkari ilinde 12 Haziran 2018 günü ikmal faaliyeti yapan helikopterin çevre emniyetini aldığı sırada silah kazası sonucu piyade uzman çavuş Ahmet İmalı sol diz kapağı üstünden yaralanmış, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sıvı tahliyesi yapılmış, muayenesinde yaralının ciğerlerinde iltihap ve enfeksiyon olduğu tespit edilmiş ve GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verilmiştir. 12 Haziran 2018 tarihinden itibaren GATA'da uyutulmak suretiyle tedavi gören piyade uzman çavuş Ahmet İmalı, 1 Temmuz 2018 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit piyade uzman 16 tarihinde Gaziantep'li Şahinbey ilçesi Üniversite Bulvarı'nda DAEŞ'e ait hücre evine yapılan operasyon esnasında şehit olmuştur. Şehit baş polis memuru İlhan Güleç, Beyhan Güleç ile evli olup Neslihan, Cansu ve İrfan isimlerinde 2 çocukları vardır. Ruhu şad olsun. Tekrar rahmet diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Sizlere hayırlı uzun ömür diliyoruz inşallah. Evet. Gelmiştir. 19 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ili Sur ilçesinde bölücü terör örgütüyle girişilen çatışmada şehit olmuştur. Şehit polis memuru Ömer Faruk Sayıl, Ülkü Sayıl ile evli olup Zeynep Zişan ve Şüheda Ahsen isimlerinde 2 çocukları vardır. Ruhu şad olsun. Devlet Övünç Madalyası ve Berat'ını almak üzere Gazi Jandarma Uzman Çavuş Ali Özdemir'i davet ediyorum. Gazi Jandarma Uzman Çavuş Ali Özdemir 14 Ekim 1992 tarihinde Kahramanmaraş ili Afşin ilçesinde dünyaya gelmiştir. 10 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde bölücü... Paylaşmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi burada çok güzel bir tören düzenlendi.